Bugün BİSAM'ın açıklamalarına göre açlık sınırı 20.478 liraya ulaştı Eylül ayı için. Yoksulluk sınırı ise 70.845 lira oldu. Yani siz 70.845 liranın üzerinde bir para kazanmanız gerekiyor ki siz yoksul sayılmayasınız. Bugün bunu soracağım. Bakalım kaç kişi bu yoksulluk sınırının üzerinde? Kaç kişinin hanesine yoksulluk sınırının üzerinde para giriyor? Hep birlikte göreceğiz. Aç mıyız, yoksul muyuz? Hep birlikte görelim. Başlıyorum. Videomuza geçmeden önce videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Destekleriniz bizim için çok çok kıymetli. Hepinizi çok seviyoruz. Başlıyoruz. Merhaba, nasılsınız? İyi misiniz? Sağ ol kızım. 70 bin lira giriyor mu hanenize? Yok canım. Giriyor mu? Yok. Yoksulluk sınırını geçemiyorsunuz yani. Ama durum iyi ya, boşver. İyi mi? İyi. İnşaatı nasıl buluyorsunuz? Güzel. Güzel. Ha, güzel. 70 bin lira kazanmıyorsunuz, yoksulsunuz. Niye yoksulum canım? Allah'a şükür her şey var. Yok diyor yani. Bu araştırma yok. Yapıyorlar. Boş diyorlar ver, ki. Boş ver sen onları ya. Yalan mı? Onlar da mı yalan söylüyor? Yalan tabii. Yalan. Siz hepsi iyisiniz, yalan. Mutlusunuz tabii, yani. Tabii mutluyum tabii. Evet, evet. Çok ilginç bir şey söylüyorsunuz yani. Tabii. Gerçek ama bu. Nasıl mesela mutlusunuz? Anlatın insanlar. İnsanın yaşaması için 60 bin lira mı lazım ayda? 70. Hayır, bir aile yani 4 hayır, kişilik bir aile öyle bir şey yok 70 bin lira gerekiyor. Hayır hayır. Yoksa yoksul sayılır. Ayağını yorganına göre uzatacaksın. Öyle bir şey yok. Şimdi yorganın 70 bin lira olduğunu söylüyorlar. Hayır hayır o yanlış. Ayağa göre yorgan 70 bin lira. O yorgan yanlış yorgan. yanlış. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizin evinize 70 bin lira giriyor mu? Hayır girmiyor. Girmiyor mu? Girmiyor, ben emekliyim. Az önceki abinin yorganı nasıl yani ya iyi? Ben bilmiyorum. Ben kendi aldığıma, kendi harcadığıma ya da harcayamadığıma bakıyorum. Ben geçinemiyorum ve karım da emekli. Siz emekli. Ve kendi evimde oturuyorum. İki emekli maaşı ne yapar? Aşağı yukarı 30 bin lira yetmiyor. Yetmez. Mesela de. Evinizi kiraya verseniz kaç para alırsınız bugün? 30 bin lira alırım ben. 30 bin lira alırsınız. 30-30 60 ediyor, yine yoksulsunuz. Tabii yine yetiştiremem ki. Yani barınma giderlerini de bu kaleme eklediğimiz zaman yani 60 bin lira yapıyor. Siz yoksul bir ailesiniz. Yani yok tabii, mümkün değil. Yani bakma sen, kader kısmet diyorlar. Bir takım şeylerle insanları kandırıyorlar. Nasip böyleymiş diye kendileri har vurup harma savuruyorlar. Yani böyle dünyada eşi benzeri yok ki, böyle bir geçimsizlik ve şükreden insan topluluğunun. İlginç, çok ilginç gerçekten. Biraz önceki beyefendi 70 bin lirayı duyunca böyle şaşırdı. Sonra dedi ki her şey çok güzel. Ben üniversite mezunuyum. Ben hani geçmişi göster. Geçmişteyken biz daha iyiydik, daha moderndik, daha geçinebiliyorduk. Son 20 yılda berbat. Toplumsal çürüme yaşıyoruz. Abi her yönden maddi, manevi, ahlaki. Yani ben dindarım. Bak cumadan geldim ama yobaz değilim. Şimdi yobazlığı öne çıkarıyorlar. Onu özendiriyorlar. O yüzden yani... Şu an Türkiye'nin durumundan hiç iyi bulunmuyorum. Umarım düzelir. Teşekkür ediyorum. Güzel. Çok sağ olun. Yani ben insanlara yoksul olduklarını anlatmaya çalışıyorum. Yani insanların evine 70 bin lira girmiyorsa bir aile, 4 kişilik bir aile yoksul. Bunun A'sı B'si tartışması yok. Birçok araştırma kurumu var. İşleri bunları araştırmak. Bu insanlar araştırma yapıyorlar. Diyorlar ki arkadaş senin evinde 4 kişi yaşıyorsa ve sen evine 70 bin lira sokamıyorsan sen yoksulsun diyor. Biz kendi toplumumuzun açlık sınırında olduğunu onlara anlatamıyoruz. İkna edemiyoruz. Sen açsını biz ikna edemiyoruz. Sen yoksulsunu biz ikna edemiyoruz. Yorgan diyor bana ya. Merhaba, nasılsınız? İyi misiniz? Ailenize 70 bin lira giriyor mu hanenize? Yok canım, nerede 70 bin lira giriyor? 70 bin lira alan kim var öyle? 70 bin lira girmiyorsa yoksulsunuz. Evet. Yok, yoksul da değilim, Allah şükürler olsun. Kira vermiyorum. Kira vermediğim için de geçiniyorum. Bugün evinizi kiraya verseniz ne kadar kira alırsınız? 25. 25. Vicdanlı birisi olarak 25. Vicdansızsam 35-40. Değil mi? Evet. Vicdan meselesi. Artık insanlarda ahlak, vicdan hiçbir şey kalmadı. Yazık. Peki bir iktidar değişikliği istiyor musunuz? Yok, hayır istemiyorum. Bunlar mı kalsın? Yok, bunlar kalsın değil. Gelen de farklı bir şey yapmayacak. Yaşadık gördük. Ben 70 yaşındayım. Çok iktidarlar geldi geçti. Muhalefetteyken söylemek kolay. Ama iktidara geldiğinde işlerin öyle olmadığını görünce onların da eli kolu bağlı kalıyor. Değişen ama şimdi şey 25 oluyor. Senelik bir iktidar var. Bunların yani. Da yapamadığını gördünü. Yapamadıysa gider başkası gelir. Sıkıntı yok. Ben. Evet. Hristine gel. İyi günler. Teşekkürler. Ya bu gördük mevzuları var ya. Biz eskiden ne iktidarlar gördük. Buna güveniyordunuz, ne oldu?
Ne oldu yani? Çok güvenerek getirdiniz de ne oldu? 25 senedir iktidar da ne yaptı? Bugün Türkiye'nin çürümemiş kurumu kalmadı ya. Bugün Türkiye'nin sağlık sistemi çökmüş. Bugün bebekler katlediliyor hastanelerde para için. Yeni doğan skandalını iyice araştırdınız mı? Baktınız mı ne anlatıyorlar orada diye? Bebekleri para için öldürüyorlar. Bütün kurumlara sızmışlar yani. Bu yalanı nereden çıkarıyorsunuz? Ne yalanı çıkartıyorum yalan. Ben? Yalan. Ne yalanı? Bir kere hastanelerde bebek de ölmüyor. Git Allah'ın seversen seninle konuşamam ya. Konuşalım sizinle. Bak abi gelin. Şimdi ben iki kız babasıyım. Geçen gün kızım iş yerinde yemekten dolayı zehirlenme olmuş. Ve Sağlık Bakanlığı'nın Alemdağ hastanesine gidiyor. Bir tane bebe var orada. Gençten bir bebe var. O bebe kalkmış öyle lakayt lakayt davranmış şekilleri var. Bir dakika abi dur ya. Şimdi bak ben buna kanıt ve şahitim. Bir tane kızım gidiyor titriyor. Kanına enfeksiyon karışmış. Ama doktor umursamayıp bir ağrı kesici serum verip göndermiş. Eve geliyor. İki saat sonra benim kızım tindir tindir baba diyor ben diyor İyi değilim diyor ya. Ben de babası olarak, annesi olarak aldık götürdük aynı hastaneye, aynı doktora. Dedim ki ya dedim bu dedim nasıl bir işlem dedim ya. Kan almadınız, idrar almadınız. Siz neye kanıttan bu hastaya bu ilacı veriyorsunuz? Muhabbeti yaptım. Biraz daha çıkışsaydım belki ortalık karışacaktı. Benim şimdi demek Sağlık Bakanı demek istediğim olan şu var. Adam gibi doktorları yerleştirin abicim. Denetlemeyi güzel yapacaksın. Bu net cevap söylüyorum yani. Benim omuzumda yara var. Cumhurbaşkanını cimrilerine attım. Genel cerrahisinde bir tane adama dedim ki ben teşkilatın adamıyım bak ona göre işlem yap dedim. Adam meğerse PKK'lı çıkmış ki beni komple doğradı bu omuzumu. Ölüme terk etti ya. Ben bunu siz niye böyle bir şey söylediniz ben teşkilatın? Ne demek istediniz? Yani teşkilat derken ben dava adamıyım. Davada belli bir zaman geçmişim. Ömrümü vermişim. Hangi davada? MHP kanalındaydım ben. Bana bunu yapıyorlarsa artık bu vatan evladına kim neler neler yapmayacak. Benim burada Sağlık Bakanı seslendim. Mesela sizin benden farkınız nedir? Benim hiçbir farkım yok. Değil mi yani? Bunu sizin belirtmeniz bile hata değil bakın mi? Bakın arkadaşlar. Hükümetin başında kim olursa olsun. O kimse ne sıfattaysa ben de o sıfattayım. Tamam işte. Hiçbir üstünlüğümüz yok. İşte ben onu merak ediyorum. Ama siz neden bunu mesela olarak, belirtme gereği duydunuz? Bakın bazı arkadaşlar bu konuyu bilmiyor. Devlet kelimesi ne anlama geldiği zaman diyorlar ki devlet yukarıda gidiyor. Alakası yok. Devlet biz halkız. Hükümette yönetendir. Ama bunu millet algılamıyor. Devlet dediği zaman şimdi demek istediğim olay şu var. Abi hakikaten Sağlık Bakanlığı'na şunu da mesaj vermek istiyorum. Artık doktorlar kalmadığını ve büyük doktorlar... Giderlerse gitsinler dediler. Ha, aynen. Aynen o şekilde konuştular. O kelimeyle yanlış ifade ettiler. Halbuki şu anda en iyi doktorlar en güzel makamlarda yüksek maaşlarda kazanıyorlar. Ve şu andaki doktorların alayı da hep yeni bebeler yani. Hiç yeni anlamayanlar. Yabancı doktorları da gördünüz mü? Onu da Suriyeli gördüm. Doktorlar ha, oradan gördüm. Buradan gelen. Ama dedim ki ben onu da gördüm. Dedim ki bu kim dedim. Abi de Suriyeli doktor dedi bana. Sakın ha dedim benim yanıma gelmesi. Ben onu orada hallederim dedim. İstemediniz yani. Çünkü Atatürk de demiş. Beni Türk doktorlarının eline emanet edin demiş. Yabancıların eline değil. İşte bizim de vatandaşımızı Suriyeli doktorlara emanet ettiler. Yok, o yanlış bir karar almaydı. Ama inşallah düzelir diye düşünüyorum yani. Onu düzeltmeleri lazım. Çünkü bu halk ayaklanması lazım yani. Bu artık belirmesi lazım. Siz yani MHP'li birisiniz ve şikayetçisiniz. Ben şikayetçiyim. Benim Cimri'de şikayetlerim var. Hatta kızım da şikayete çıktı geçen gün. Dedi ki baba dedi bir iğne vurdular bana dedi. Ama dedi ne iğnesi ağrı kesici. Ama kanda CRP'si yüksek çıktı. Ben götürmeseydim gecenin o çocuğun olacaktı. Gidecekti belki. Peki şunu da sorayım. İktidar değişikliği istiyor musun? Valla Türk halkı gereken mesajı verdi bu dönemde. Ama evet bu yerelde mesajı verdi. Bakın yanlış anlamayın. Ben milliyetçiyim ama vatanıma sahip çıkacak. Vatanımın evladına destek olacak. Her iradesine koşacak. Yönetim kim varsa elinden öperim. Bu Türkiye'deki kaçak, göçek, sığınmacı, mülteci adına ne derseniz şimdi ne düşünüyorsunuz? Onlara da gelelim. Bu mülteciler artık mülteci diyoruz. İşte İran'dan gelenler, işte Suriye'den gelenler vesaire. Bunlar da bizim başımıza kesinlikle %100 cevap veriyorum. Başımıza bela olacaklar ve içimizde de çok büyük bir kaos bekleniyor. Öyle bir tahmin edebiliyorum yani. Yani bir milli güvenlik sorunu olarak evet, görüyorsunuz. Evet olacak görüyoruz. Çünkü onlar çünkü artık yavaş yavaş çığırından çıktı. Artık kimlerin adımlarıyla, kimlerin talimatıyla hareket ediyoruz bilmiyorum ama çok olaylarda yaşıyoruz görüyoruz şu anda. Ama şu gerçek var. Kimse unutmasın. Türk milletini kimse yıldıramaz. Biz Atatürk milliyetçisiyiz. Biz kula kulluk yapmadık. Yapanları da kınıyorum. Peki bir milliyetçi olarak yani Atatürk milliyetçisiyim diyorsunuz. Hüdapar'la beraber Devlet Bahçeli'yi gördünüz mü? Hayatta kabul etmiyorum. Hüdapar'ı kabul etmiyorum. Ben Devlet Bahçeli kabul ediyor. O başkanın kendi kararıdır. Ona bir şey diyemem ama onaylamam da. Ben Hüdapar'ı hiçbir zaman bugüne kadar desteklemedim gibi Hizbullah örgütünün olduğunu vesaire muhabbetler dönüyor. Tam onu detayını araştırmadan ama benim kalbimde yatan bir kere Hüdapar diye bir parti olmaz yani. Anayasanın 4 maddesini kaldırmak ne demek ya?
Böyle bir kavram var mı yani? Sen Atatürk'ün kurmuş olduğu, Atatürk'ün bize bahsetmiş olduğu bu vatan evlatlarını 3-5 kişiye çapulcuya peşke çekecek halimiz yok. Ama bu millet uyanırsa adam akıllı uyanır. Amacımız bu. Ama şunu kimse şey yapmasın, Türkiye'yi Türk'ten başka dost olmayacak ve Türkiye'de kimse gücünü yetiremeyecek. Bakmayın herkes böyle bu şekilde dolanıyor geziyor ama iş toprağa düştün mü, elden gitme noktasına geldin mi bu millet ayaklanmasını bilir. Ben öyle zannediyorum. Teşekkür ediyorum. Bir de şuradan şunu sesleniyorum. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Kurtuluşu'nda Üsküdar'da burada bir Filistin için bir toplantı oldu. Bir gösteriş oldu. Ben de o sırada buradaydım. O kadar kalabalık vardı. İnan olsun var ya, o kadar güzeldi ki. Ben dedim ki bu kalabalığı toplayın, hepsini listesine alın. Eğer Filistin'de savaşa giderse namerdim. Sadece gösteriş. Yalan konuşmuyorum ya. Vallahi de billahi de. Doğru. Ben orada bir emniyetli bir arkadaş vardı. Dedim ki abi dedim şuraya bir ablukayı alalım. Hepsinin ismini yazalım. Bakayım kim ne diyecek dedim. Aa benim hanım hasta. Aa benim evladım hasta. Abi. Yani bunlar hepsi hikaye. Bakın arkadaşlar. Müslüman olarak yapacağımız tek başımıza işlem başımızdakinin vermiş olduğu karar olması lazım. Bize karar verecek. Diyecek ki biz Filistin için Suriye'ye gideceğiz, savaşacağız. Canla başla gideriz. O kararı veremiyorlar. Çünkü yardımlar gidiyor. İsrail'le hala ticaret yapıyorlar yani. Aynı, bunlar da çıktı ortaya. Yardımlar gidiyor. Yani burada da arkasındaki güçler de var. Kimler daha çok ağır basıyor. Biz bunlardan kurtulmamız lazım. Burası özgür bir devlet. Burası Türkiye. Kimse de Türkiye'den başka Türkiye olamaz. O yüzden diyoruz ya, o Filistin'e gidip de gösteri yapanlar, bayrak sallayanlar, vallahi de giderse şerefsizsin, billahi de giderse şerefsizsin. Net söylüyorum yani. Artık Türkiye'nin belirli bir safhadan geçti. 25 yıldır görüyoruz. Artık bundan sonra da Türkiye'nin bir huzur gelsin ya. Emeklilere güzellik gelsin, maaşlara güzellik gelsin. Bak camilerimizde güzel ibadet yapıyoruz, geziyoruz. Yani bunun kıymetini bilelim artık ya. Bu vatandaşa bir değer verelim artık. Ben Türkiye'nin başında olmuş olsam çok şeyler yaparım. Yapamayacağım iş olmaz. Ben şu halimle yapıyorum. Ben de öyle diyorum. Yaparım. Vallahi yaparım. Ben hiç her şeyi yaparım. Ama bazılarının şeyleriyle yürütülüyor. Talimatlarla yürütülüyor. Veyahut da emirlerle yürütülüyor. Biz bunlardan ayrılmamız lazım. Biz gücümüzü tek başımıza dünyayı Atatürk nasıl gösterdiyse biz de göstermemiz lazım. Ben de saygı duyuyorum. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor diye soruyorum. Sağ olun. Hamdolsun. Elhamdülillah. İyi. Beğeniyor musunuz gidişatı? Değil. Biraz kötü galiba. Kendi adıma değil, ülkem adına düşünmek lazım. Hı hı. Kişiden kişiye fark edebilir bu. Genel olarak kötü tabii ki. Bugün yoksulluk sınırı 70.800 liraya ulaştı. Yani 71 bin lira bir eve girmiyorsa o ev yoksul demek. Evet. Bunu maalesef, maalesef, maalesef. Vahim. Bir iktidar değişikliği istiyor musunuz? Zamanı gelince. Zamanını beklemek lazım her şeyi. Teşekkür ederim. Çok temkinliyiz. Teşekkürler. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Evinize 70 bin lira giriyor mu, 71 bin lira? Giriyor. Yoksul değilsiniz o zaman. Değilim herhalde, bilmiyorum. Yoksulluk sınırını geçmiş oluyorsunuz. Zengin de değilsiniz de yani. Hani yani, yoksulluk sınırını geçmiş yani. Oluyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz bu durumla ilgili, Türkiye ile ilgili? Daha kötü olamaz herhalde. İnşallah daha da kötü olmaz diye düşünüyorum. İnşallah. Yani temennim o. Bundan kötüsü ne olur bilmiyorum. Değil mi? Aynen. İki sene önce de öyle diyorduk, en kötüsü bu. Hatta bizim bir tane ışıklı bakan vardı, gözlerinden ışık saçan. En kötüsü bu diyordu. Vallahi bilmiyorum yani, daha kötüsü Allah göstermesin diye temenni ediyorum. Ama maalesef herhalde iki sene sonra da bunu yine söyleyeceğiz. İnşallah olmaz. Bir iktidar değişikliği istiyor musunuz? Mutlaka. Mutlaka. Sabah bir şey dinledim. Olmuyorsa bırakmak lazım. Evet. Olmuyor. Olmuyor artık, yeter. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Yani aklı başında bir insanın zaten istifa etmesi lazım. Bakmış bütün kurumlarım çürümüş. Ben bunu yapamıyorum artık deyip istifa etmesi lazım. Aynen. Değil mi? Nasılsınız? Vallahi. Nasıl olunabilir Türkiye'mde? Evet. Hayvanlar, kadınlar, çocuklar. Sence? Bebekler. Şimdi yeni doğan bebekleri evet para karşılığında öldüren bir çete. Şafak hastanesi bu ya. Evet. Birçok hastane. Ben Şafak'ta da ameliyat oldum. Geçmiş olsun. Ya. Böyle artık daha şaşıramayacağımız ne olabilir diye düşünüyorum ama her gün bir şey oluyor yani ülkede. Vallahi doğru dürüst uyandığımızda haberlerden nefret ediyorum. Seyrettiğim bir tek Fatih'im. Adam resmen diyor ki bize de saldıracaklar diyor. Bize de savaş açacak. Ya bu ne demek ya? Sen bunu nasıl söylersin? Kulağına su kaçırmak canım benim.
Çok güzelsin. Teşekkür ederim. Kolay gelsin yavrum. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Devam edelim bakalım. Evet. Balıklara bakalım yine. Palamut 130 lira. Mezgit 200, barbun 350. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Var mı talep? Vallahi gördüğün gibi bayağı bir talep var. Olur tabii canım. Balık sezonu şimdi. Aynen öyle. İki tane 250 veriyor zaten. Uygun. Nasılsın? Evet, sağ olun. Nasıl gidiyor? Vallahi şu an iyi gidiyor ama bitmek üzere. Son dakikalar. Evet. Çekiliyor artık. Balık mı toplanıyor? Tabii yaran kaçıyor gidiyor. Yiyen yedi yani diyorsun. Tabii ki doydu insanlar. Şimdi alanların hepsi dolapları stokluyorlar. Değil mi? Evet. Bundan sonra ne olur bilemeyiz. Ailenize 70 bin lira giriyor mu? Benim mi? Yok. 70 bin lira nerede gitsin? 70 bin lira kazancı yok mu sizin halinizde? Yok. Bir ben çalışıyorum evde. Nasıl gitsin 70 bin lira? Yoksulsunuz o zaman. Hepsi oturuyor. Yoksulum tabii. Garibanım. Ev kira 20 milyar kira veriyoruz. Elektrik, su, doğalgaz 10 da öyle gidiyor. 30. Kaldı kaç açına böyle bekliyoruz işte. İki günde bir patron palamut veriyor bana, öyle gidiyorum eve. Ne yapayım? Teşekkür ederim. Devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Yoksul yoksun. Aynen. Zaten yoksul doğmuşum. Yoksul da öleceğiz herhalde, öyle gözüküyor. Öyle bir yüzüğü olanlar saraylara geldi. Bize vursa bu saatten sonra araba vurur. Başka bir şey vurmaz. Teşekkür ettim. Al iki tane 250. Devam edeyim ben. Yani niye biz hiç sorgulamıyoruz ya? Bir yüzükle geldim demişti, bir yüzükle. Hatırlamıyor musunuz bunları? Ne çabuk unutuyorsunuz ya? Bir yüzükle geldim demişti. Bu insanların servetlerini niye sorgulamıyorsunuz? Niye yani? Onun hak ettiği tek şey aldığı maaşı. Başka hiçbir şey değil. O maaşla o görevi yapsın diye zaten oraya geliyor. Ben bunu idrak edemiyorum yani. Siz nasılsınız? İyiyim sağ ol, sen nasılsın? Hanenize 70 bin lira giriyor mu diye soruyorum. Ailenize 70 bin lira giriyor mu? Yo. Kazanıyor musunuz? Yok. Yoksulsunuz o zaman. Yani. Ne olacak böyle? Bilmiyorum. 70 bin liranın altında eğer geliriniz varsa yoksulsunuz. Ben şey o kadar. Bu erken seçim olsun mu? Değişsin mi yani? Gitsin mi bunlar? Yani. Gitsin değil mi? Valla insanlar çok zor konuşuyor arkadaşlar. Ya teşekkür ederim ablacığım. Yani daha önce AK Parti'ye oy vermiş kişilerin bugün kararını değiştirmesi gayet normal. Bunu çekinerek dile getirmeleri görüyorsunuz yani insanların halini. Uyanalım biraz uyanalım yani. Hamsi 250 lira olmuş bu arada. Pazarda 200 liraydı. 200 müydü? 200. Biraz ama pazar orası. Pazar için normal. Tabii daha. Sizin hanenize 70 bin lira, 71 bin lira para giriyor mu? Hayır girmiyor. Hayır girmiyor. Yoksulsunuz. Ben emekliyim. Eşim de Bağkur çalışanı. Ama öyle bir para girmiyor. Eviniz var mı? Evet, evimiz kendi evimiz. Oradan kurtarıyorsunuz. Şöyle yani sadece temel ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Herhangi bir lüksümüz yok. En lüksümüz çarşının içinde gezmek. Değil mi? O kadar. Baka baka böyle. Öyle. İki tane oğlum üniversite okuyor İstanbul'da. Kirada oturuyorlar. Ben de yanlarına gelip gidiyorum. Çok zor geçim. Çok zor. Çocuklara harçlık veremiyoruz. 250 lira hamsinin kilosu. 1,5 kilo hamsi. Salata malzemesi. Yani bir akşam yemeği 5 kişilik bir ailenin ortalama 500 lira civarı. Bu da en iyi ihtimali. Bu da en iyi ihtimali. Yani evde et yok, çorbası yok, tatlısı yok. Temel ihtiyaç. Bunu aylıkla çarptığın zaman hani aldığım emekli maaşının bana hiçbir yararı yok. Çünkü parayı hiçbir zaman nakit olarak görmüyorum. Bankadan bir yerden geliyor, öbür taraftan kartlara gidiyor. Bu kadar. Maalesef. Kolay gelsin. İktidar değişikliği istiyor musunuz? Vallahi seçim olursa yakın zamanda erken seçim konuşuluyor. Vatandaş olarak erken seçimden yanayız. Oyumuzu da o yönde kullanacağız. Teşekkürler. Çok sağ olun. Önce bir bu vekiller 24 aylık sürelerini doldursun. Özlük haklarını bir alsın beyefendiler, paşalar. Bunun içine muhalefet vekilleri de dahil. Ondan sonra erken seçimi dillendirmeye başlarlar. Şu an emin olun ki bütün milletvekillerinin beklediği tek şey şu.
özlük haklarımızı alalım. 2 sene sonra, ondan sonra konuşuruz erken seçim. Önemli değil. Biz maaşımızı bir garantiye alalım da ondan sonrasına bakarız. Allah kerim. Böyle yani. Ömür boyu vekillik maaşını kaçıracak değiller ya. Ömür boyu o yüksek dolgun maaşı kaçıracak değiller ya. Hayatlarında önlerine böyle bir fırsat gelmiş. Bunu teperler mi? Asla. Yaklaşık 7 ay geçti. Belki 8 ay bile olmuş olabilir. 7-8 ay geçti. Böyle 15. 16. aylarda başlarlar erken seçim böyle ufak ufak dillendirmeye. Amcacığım nasılsın? İyi misin? İyiyim Allah'a şükür. Nasıl gidiyor hayatın? Çok çok iyi. Ne kadar iyi? Evet çok çok iyi. Mesela yoksulluk sınırının yok, üzerinde hiç misin? De değil. Yoksulluk da iyi. Değil mi? İyi Allah'a çok şükür. 71 bin lira kazanıyor musun? Kaç para? 71. Ya 10 lira kazanıyorum. 10 lira bana gül gibi yetiyor. Amcam sen değil yoksul, fas fakirsin amcam. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bunu neden özellikle söylüyorum? Hani şükrediyoruz falan ya. Yoksuluz. Hepimiz yoksuluz. Önceden insan yoksul olduğu için bunu söylemekten bile çekiniyordu ama bugün bas bas bağırmamız gerekiyor. Yoksuluz. Bundan utanacak bir şey yok. 10 lirayla bilmem kaç lirayla geçiniyorum deme hakkınız yok. Eğer hanenize 71 bin lira girmiyorsa yoksulsunuz. Eğer 21 bin liranın altında giriyorsa fas fakirsiniz, açsınız. Nokta. Tatile gidemiyorsan, sinemaya gidemiyorsan, sanatsal aktivitelerin falan yoksa onları zaten hiç saymıyorum. Onları bununla koymuyorum bile yani. Evet, buyurun, buyurun, buyurun. Nasılsınız acaba? Acaba 71 bin lira giriyor mu hanenize? Bana mı? Haneme mi? Hanenize. Benim haneme girmiyor. Ben yalnız yaşıyorum ama yeni EYT'li oldum. Geçinemiyorum. Geçinemiyorsun. Eviniz var mı? Yok. Eviniz de yok. Ben bu yıl memlekete geri dönme düşündüm. Yani bile bile Lades dedim. Evi taşıdım ama en düşük 25 binlik bir ev bulabildim. O da zemin veya bodrum kat civarları. Bir yıl şansımı deneyeceğim ben. Yapacağız böyle. Ne düşünüyorsunuz ülkenin gidişatıyla ilgili? Açık konuşmayayım ben ya. Niye? Ülke bitik. Bitik, kesinlikle bitik. Ya bunları bizim yüksek sesle söylememiz lazım. Gerçekten öyle. Ya ben şimdi şöyle öğrencilerime de anlatmaya çalışmayı çok isterdim ama anlatamadım. Tarihçiyim ben aslında. Aa çok güzel. Tarihçi olunca tarih dersi dediğiniz zaten geçmişteki olanları anlatmak sadece değil. Senkronize bir şey anlatmanız gerekiyor ve bir şeyden bahsetmeniz lazım. Çünkü yaşanılan şeylerin aynısı günümüzde tekrar yaşanıyor. Sıkıntılar var. Sıkıntıları dile getirdiğim zaman ben bu eleştiriyi aldım. Hocam işte iş çok farklı bir noktaya gidiyor. Eleştiriler geliyor. İşte bir şey eleştirmiyorum dedim. Sadece yaşadığım duyguları anlatıyorum. Ev sahibiyle bir sorun yaşadım. Mahkeme vermek zorunda kaldı. Benden öyle bir kira istedi ki maaşımın tamamını istedim. Ben iş yerine bunu söylediğim zaman bakacağız hocam hallederiz diyen insanlar maalesef halledemedi. İşi bırakmak zorunda kaldım. İş aramaya çalıştım. Yani 6 gün çalışan birisiydim ben. Belki bunlar söylenmez ama ben giderde bir bulaşıkçı, bir komilik bile yapmayı düşündüm. Sonra hocam yapmayın böyle şeyler. Hani bir kimliğimiz var dendi ama fakat ben geçinemiyorum dedim. Ya bunları dile getirmek bir şey eleştirirse eleştiridir ama ben yaşadığım şeyleri anlatıyorum. Ben 50 yaşına geldim. Şimdi 50 yaşına gelince ben en iyi üniversitelerin birinde mezun oldum. Dereceyle mezun oldum. Dereceyle girdim. Marmara mezunuyum ben. Mesleğimde gelebilecek en üst noktaya geldim. Bölüm başkanlığını yaptım. Tam 27 yıl çalıştım. 27 yıl sonra ben ne beklerim? Artık verdiğim emeğin karşılığını bir rahatlık beklerim. Bir keyif almak isterim ama tam tersi dibe vurdum ben şimdi. Ya söylemese hep bir balık alayım dedim. Geçen sene 100-110 olan hamsi şimdi 270 alamadım işte. Ya geldiğimiz nokta bu. Yani geldiğimizde burada söylenecek başka bir şey kalmıyor yani. Gerçekten kalmıyor. Ben çok üzülüyorum. Yani çok saygın da bir mesleğiniz var. Bir öğretmenin bugün bu durumda olması bizim ülkemizin geldiği maalesef, noktadır yani. Maalesef. Anlatacak çok şey var. Şu an özel kurumları da bir araştırmanız lazım. Özel okulların geldiği nokta. Ya şuna şahit oldum ben. Öğretmeni, ya belki rakam söylenmesi çok garip ama 20-22 bin veriyor. Bankadan yatan bu paradan maaş yattıktan sonra 2 gün sonra 3000-4000'i iade eder misiniz? Meğersem asgari ücretle anlaşmışlar ama bankadan iade olmasın diye elden ödeme yapıyor. Ve bunlar İstanbul'da kaldır üstü okulların adı olarak geçiyor. Mihenk noktası hep derlere hukuk, adalet. Adaletin olmadığı bir yerde kesinlikle ne ekonomi düzelir, ne sağlık, ne eğitim. Ya öyle haberler duyuyoruz ki en son duyduğum bir haber sağlıkla ilgili. Evet.
Ya ülkenin yer yerinden oynaması lazım ama kimsenin kılı kıpırdamıyor. Çok büyük skandal. Yani ben dolaşırken Esin böyle çarşıya sokağa çıkarken çok mesela Avrupa'yı çok dolaşmış bir insanım ben. Yani tarihçi kimliğimden dolayı da severim. Ama Avrupa'ya gittiğim zaman yani Avrupa bizi kıskanıyor falan diyorlar. Evet bizi cidden kıskanıyor. Burada yaşamadıklarından dolayı kıskanıyorlar. Coğrafi güzelliklerimizden. Kesin. Yani bu coğrafyaya sahip olamadıklarından dolayıdır. Ama yoksa bu hali gördük ya yani biliyorlar zaten. Esin'le bir kavga olduğu zaman herkes koşardı, ayırt etmeye giderdi ama şimdi kimse kavgaya yanaşmıyor. Ben bir kavga görürsem asla yanaşmam çünkü ortada gidecek ben gideceğim yani. Ya bir şey konuştuğun zaman da ya eleştiri değil, ben duygu düşüncemi açıklayamayacak mıyım? Ya yaşadığım şey ortada. Peki ailem de bu konuşmalarıma şimdi çok ters tepki veriyordur. Ha güzel şeyler eskiden olmadı mı oldu ama şu anda gelinen nokta çok farklı. Ha bu ülkenin düzelme ihtimalini de ben görmüyorum. Siyasetle de alakası olduğunu düşünmüyorum. Tamamen bu insanımızdan kaynaklanıyor. Maalesef Orta Doğu bataklığı bu coğrafya içinde geçer. İşte vizyonumuzu Orta Doğu'ya çevirirsek estetik böyle yok, olur. Vizyon yok. Ya ben Elazığ'lıyım. Elazığ'da deprem oldu. Depremde şehir aslında yerle bir oldu. Yani tamam çok bina yıkılmadı ama hep ağır hasar. Bir ara şöyle bir ifade kullandı. Elazığ'daki merkezdeki evler Harput'ta böyle Harput tarihi bir kenttir. Harput'ta böyle taş evler var. Ermeni evleri. O evlerden yapılacaktı. O kadar mutlu oldu ki tam bir vizyon dedim. Tam da fırsat dedim. Çünkü Elazığ Cumhuriyet döneminde kurulmuş bir kent aslında. Tam vizyon olması gereken bir kent iken olmadı. Fırsat bu fırsat dedik. Ama bir şehirde bir binalar yapıldı. İnanılmaz ya. Ya hiçbir estetik olmaz. Hiçbir öyle bir görsellik olmaz. Yani hocam size bir şey sormak istiyorum. Bir yanlış tarih, değiştirilmiş tarih var. Ve bu topluma dayatılıyor. Bunu fark ediyor musunuz? Kesinlikle. Ya bu çok önemli benim için ve birçok üniversitenin... Yani Norveç'ten, İsveç'ten gelenler vardı. Bizim okula gelmişlerdi. Röportaj yapmak istediler. Beni önerdiler. Şu söylendi. Hocam net olabilir misiniz? Ben net olacağım ama işimden olmayacaksam net olayım dedim. Orada tarihçilikten konuştuk. Bu ülkede gerçek tarihin yazıldığını hiç inanmıyorum ben. Öğrencime de bunu anlatıyorum. Lise bitene kadar üniversite hazırlanarak da bu bilgilerle, idare edin bu bilgilerden sorumlu olduğunuzu bilin ama üniversiteye girdikten sonra kitapların tamamını yırtıp atın. Araştıracağınız çok şeyler var. Ben onlara zaten bir fikir aşılamaya çalışmıyorum. Sadece bir yelpaze etmeye çalışıyorum. Ben bir de bir şey söylemek istiyorum. Ben şimdi çok makale okuyan da birisiyim. Üniversitelerin arşivlerine bakıyorum. Orada daha önceden mesela özellikle 2002'den öncesi yazılmış makaleleri okumaya çalışıyorum. Bunu özellikle tercih ediyorum. Ve birçok üniversitenin, şimdi isim vermeyeceğim ama arşivi kapatıldı. Yani daha önceki makalelere ulaşamıyoruz. Kesinlikle. Bir yani tarihe ulaşmak için bir set kurulmuş gibi internet ortamında. Ve önümüze çıkan eserler, önümüze çıkan kitaplar çok başka şeyler anlatmaya başladılar. Bunu özellikle tarihçi olduğunuz için sormak istedim size. Benim de diyeceğim şu, bir dayatılan tarih var şu son zamanlarda. Yani bilinenin dışında bilinmesi gereken bir tarih metodu ortaya konuyor. Ve bu şekilde bir nesil yetiştirilmeye çalışılıyor. Objektif tarihçilik dünyada çok zordur. Bunun örneğini vermeye çalışan devletler oldu. Geçmişiyle yüzleşmeye çalışan ülkeler, devletler var. Ama bizim bu yüzleşmemiz çok zor. Buna da ihtimal vermiyorum ben. Sadece benim tavsiye edeceğim her düşüncede olan insanlar okumaya çalışsınlar. Duvarları örmesinler, tabuları oluşturmasınlar. Ben hayatta bu adamı okumam, ben bu hayatta bu kanalı izlemem, ben hayatta bu derginin yanından bile geçmem demesinler. En azından farklı açılardan bir görsünler. Gerçeğin ne olduğunu o zaman daha net görebilirler. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Çok memnun oldum. Ne soruyorsunuz? Hanenize 70 bin lira para giriyor mu? 10 bin lira zor giriyor. Oo, siz fas fakirsiniz. Tabii canım. Berbat. Ne olacak böyle? Çok kötü, ne olacak ki? Ne olabilir? Berbat. İktidarı değiştirmek istiyor musunuz? Tabii canım yani. Var mı buradan söylemek istediğiniz muhalefete, iktidara? Yazık, insanlar açlıktan ölüyor. Nasıl işler? Allah'a şükür iyi. Güzel mi? Güzel. Satılıyor değil mi? Bak evet. Balıklar da cillop gibi vallahi. Evet. İyi, senden ne haber? Sağ ol. Çuklar evet. Bana pas vermiyor geçen videodan beni tanıyor. Pas vermiyor bana. Abicim. Evet. Yoksulluk sınırı 71 bin lira oldu. Ya yoksulluk sınırı ne olmuş dedin? 71 bin lira hanene girmiyorsa senin para, sen yoksul. Ya vatandaş ölmüş, kimsenin umuruna değil ki. Kameramız gündemimiz yoksulluk değil. Ne? Gündemimiz sabah Suriye, öğleyen Gazze, akşam Lübnan. He. Başka Türk milletini düşünen yok. Yoksullukla kim ilgileniyor? Bir tek ben. Sadece vatandaş ilgileniyor. Ben ilgileniyorum. Bizleri yönetenler, onunla alakası yok.
Arap sevici olduk. Evet. Arapları düşünüyoruz. Yakında burada da yabancı olacağız. Teşekkür ederim. Hadi kolay gelsin. Aha, bakın birkaç video öncesinde 283 lira olmuş. Evet. Nasılsınız? Ne oldu? Bana anlatın dertlerinizi. Dertlerimiz pahalılıktan canımız yanıyor. Değil mi? Evet, yanıyoruz. Hanımefendi bu sokağa girmeyin. 380 liraya zeytin görüyorsunuz. Olmamış bu zeytin. Daha olgunlaşacak bilmem ne suyuyla falan bize 300 ne kadar dediler? 380 lira. Çıldırdım ben. Siz asıl onu çekin. Biz çektik, dertliyiz. Biz dertliyiz. Yoksulluk sınırı 71 bin lira olmuş. Eğer hanenize 71 bin lira girmiyorsa hepiniz yoksulsunuz. Ve zaten sürünüyorduk canım şimdiye kadar. Ya. 71 bin lira giren kim var? Yok mu? Göstereyim ben göremiyorum yani. Hepimiz fasfakir olduk o zaman. Parlamenterler evet. Falan alıyordu canım. Allah hayırlı bir sınav versin. Niye böyle bir de televizyoncular alıyor herhalde. Valla bezde almıyoruz yani. 70 ben yoksulum işte diyorum ya. %25'i alıyor kızım. Bazıları diyor ki işte herkes her şeyi yiyor içiyor kalabalık. Hayır ben emekliyim. 3-4 yer dolaşıyorum bir şey almak için. Neresi ucuz diye düşünün yani. Şeyler açtılar. Tarım kredi kooperatifleri açtılar. Aynı marketlerle aynı. Pazarı dolaştıysanız pazarlar aynı burasının fiyatında. Arada evet. Hiçbir fark yok. Hanımefendi et süt kurumu falan diye bir şeyler icat her mahalleye. Ben bir tane göremedim. Tanzim satışları vardı, oralar vardı. Hep bir şeyler yaptılar ya. Vardı, vardı. Hep yalan dolan yemin ederim. Şimdi nasihat var, nasihat. Bu nüfusu ülke kaldıramıyor. Yetmiyor. Bu ürünler insanlara yetmiyor. Ev yetmiyor. Görüyorsunuz evler kaç lira oldu? Neden oluyor? Çünkü bunların yüzünden oluyor. Yol geçen hanına döndü. Kendileri rahat. Bize gelince bankalara baksınlar. Bize Ziraat Bankası'nda iki kişiler çok maaş alıyormuş mesela. Benim vergilerimle bir başkasını nasıl besliyorsun kardeşim sen? Benim vergimden benden izin alman lazım ya. Sen benim bir memuru musun bizi yönetenler? Evet. Siz bu ülkenin bir memurusunuz. Evet az önce de onu söyledim ben de yani. Siz bir memursunuz ama benim vergimle bana yapıyor. Padişah gibi davranıyorlar. Böyle bir şey olamaz. Ama bunu kim yapıyor? Ülke halkı. Kim? Ülkenin halkı. Halkımız yapıyor diyorsunuz. Halk. Eğitim seviyesi sıfır. Görüyorsunuz. Üniversite. Ya... En çok sevdiğim siyasal bilgiler, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Galatasaray, bunların şeyi düştü biliyor musunuz? Eğitim başarısı düştü. 86.'ya giriyorlar. Bunlar bizim orada bilim adamlarımız yetişiyordu bize. Ama ne oldu? Neden oldu böyle ya? Yani nasıl bir tepkisiz bir millet olduk biz böyle? İçten içe zamanla bizi çürüttüler böyle. Biz ülkemizi seviyoruz, bayrağımızı seviyoruz, ezanımızı seviyoruz ama yapılan bu hainlikleri sevmiyoruz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Kuru ekmek mi yiyorsunuz? Hayır. Şekerim düştü. Şekerim geçmiş olsun. İyi misiniz şu an? İyiyim. Yapabileceğim bir şey var mı? Yok. Ben şunu soruyorum bugün. 71 bin lira hanenize giriyor mu? 71 bin lira. 71 bin lira. Evinize. Yok. Girmiyor. Yoksuluz o zaman. Allah'a şükürler olsun. Yoksul da değiliz. Aç değiliz. Yoksulluk sınırı 71 bin lira. O yıllardan beri var ama öyle yoksul olanı ben görmedim. Nasıl yıllardan beri? Ya mesela kaç kişilik ailedesiniz? Bir açlık sınırı var, bir yoksulluk sınırı diye falan koyuyorlar ama öyle hiç ben yoksulluk... Eviniz var mı? Var. Mesela evinizi kiraya verseniz ne kadar olur? Bugün değeri. Bilmiyorum herhalde 18-20 civarı olur herhalde. 20. 20'yi düşün, 50 bin lira giriyor mu? Giriyor. 50 bin lira giriyor, o zaman yoksul değilsiniz. Allah'a şükürler olsun, değiliz. Yani matematik hesabı bu. Eviniz varsa onu barınma gideri olarak çıkacaksınız ondan. Peki, siz bu soruyu niçin soruyorsunuz? Çünkü yoksulluk sınırı 71 bin liraya ulaştığı için bu soruyu sorma hakkım var benim. Bunu kim söylüyor? 71 bin liraya ulaştığını. BESAM açıklama yaptı. BESAM. Böyle araştırma kurumları var. Yani araştırma şimdi, yapıyorlar. Şimdi bak hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin halkıyız. İnsanlarıyız. Hepimiz bireyiz. Çocukluğumdan gençliğimden bildiğim bileli şimdiye kadar hiçbir bunu hükümet bunu uygulamamış. Doğru mu? Uygulamamış. Mesela askeri ücret ne kadar? 17.002 lira. Yani, nasıl oluyor? Nasıl oluyor işte de olmaması lazım.
Peki şu etrafı bir civar bir gezin, şu yeme içme yerlerini bir gezin, yoksulluk sınırı var mı yok mu kendi gözünüzle görün. Ama kimseyle suç yapmayın, röportaj yapmayın. Uzaktan çekim yapın. Siz bu ülkenin nüfusun ne kadar olduğunu biliyor musunuz? 86 küsür. 86 küsür. Bu 86 küsürün 5 milyonu o kafelere yeter mi yetmez mi? Nasıl yani? 5 milyon insan bu bütün kafelerde oturan koltukların hepsini doldurur mu doldurmaz mı? Peki 5 milyon insan hepsi işçi olursa, diğer kalan oturursa ona yeter mi? Nasıl, anlamadım. Bak ben sizin söylediğinizi anladım. 5 milyon yiyen insan işçilik yapsın, Türkiye'ye yeter mi? Nasıl bir soru? Ben size başka bir şey soruyorum. Bu mantık zekalı. Sizin niyetiniz farklı ondan. Valla zekanızı ortaya koydunuz. Ben geçen hafta Alanya'ya takdir baktım, kamuoyunun bugün emekli maaşı 12.500 lira en düşük emekli maaşının olduğu ülkede, asgari ücretin 17 bin lira olduğu ülkede bugün bir genç çalışıyor. Çok uzun süreler çalışıyor ve 17 bin lira alıyor. Siz diyorsunuz ki bana ben 50 bin lira gelirim var, bir de evim var. Yani 50 artı 20 bin lira değerinde bir geliriniz var. Yani 70 bin lira. 70 bin lira hanesine giren bir insan olarak 17 bin lira asgari ücret alan bir kişinin yoksul olma ihtimalini kabul etmiyorsunuz. 12 bin lira emekli maaşı alan birinin isterse geçinebilir diyorsunuz. Evet. Bu mu yani? Evet. Zekanız bu muydu? Evet, ne oldu? Ne oldu? Tebrik ederim. Bravo, alkışlayalım. Abimizi alkışlayalım. Zeka da Nirvana'ya ulaştı. 30 sene önceki emekli... Bana 30 sene öncesini anlatmayın. Bana 25 senelik bir iktidar var. 25 senelik iktidar bu ülkeyi süper güç yapacaktı. Hanımefendi, bu ülkenin emekleri şu an vitrinlere bakıyor. Bana bunu anlatacaksınız. Teşekkür ederim. Konuşacak bir şey yok. Burada bu kadar ihtiyacı olan insanlar varken sizin konuşmanız gerekmiyor yani. Hayır. Kendi fikrini söylüyorsun, ben söyleyeyim. Ben söylüyorum zaten kendi fikrimi. Gerek yok. Gerek yok vallahi. Nasıl yok? Niye yok biliyor musunuz? Pardon, yaşınız kaç sizin? 40. Siz daha bir şey görmemişsiniz. 100 yaşına mı geleceğim ya? Kuru ekmeği almış yiye gidiyor. 17 milyar emekli maaşı alıyorum. 11 milyar kira veriyorum. 6 milyardan geçeyim bakayım nasıl geçireceksin. Ya bu ülkede bu insanlar varken kimse kusura bakmasın. Bana güzelleme yapamazsınız yani. Ben bu yaşta 60 yaşındayım. Ev temizliğine gidiyorum. Boş verse kaç tane evi var sor bakalım. Hiçbir tane varsa ölüm gün. Allah biriken iki olsun ki yok. Bak Allah'ın ya. Aç var mısınız? Gör bak. Bak kaç tane ev var. Açım. Beyefendi açım. Aç göster. Açım. Ya bırak tıraşımı abla. Ne tıraşı? Sana yalan borcu mu var ya? Yalan borcu mu var sana? Niye yalan söyleyecek? Niye? Soyunu incele bakalım. Asıl senin soyunu incelemek gerekiyor. Ben de emekli maaşım. Ben de 18'im ama şükür Allah şükürler olsun. Evin var mı? Var. Yok evi. Yok evi. Açsam ben ne yapayım? Evde gayet iyi yani. Tamam da açın da etten de anlamıyorsunuz. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. Ya Rabbim. Babamda kalmadı bir şey kalmadı ya. Ne vereyim? 11 milyar başlıca ev kirası veriyorum. 6 milyar kalıyor. Ev temizliklerine gidiyorum. 60 yaşındayım. Evet. 60 yaş. Gel de geçin hadi. Nasıl geçineceğim? Oğlum okuyor. Üniversiteyi okuyor. Bundan da bir şey yok bana. Ben ne yapabilirim? Bak gidiyorum pazarda nerede dip köşe varsa onu toplayacağım. Ablacığım yani bu insanlar kendileri bile almamış ya evini. Ya bize biraz önce burada konuşan beyefendi babasından kalmış yani. Kendi bile ev almayı başaramamış. Bunu bir başarısızlık olarak görmüyor ya. Çocuğuna bırakabiliyor mu? O babadan kalmış ya. Evet. Sen de çocuğuna aynı şartları bırakabilecek misin diye bir sormak lazım. Bırakamazsın. Nasıl bırakacaksın? Ben bu yaşta bu zamanda inanın sana. Evet. Ya boş ver öyle insanlarla uğraşmayın ya. Uğraşmayın, vallahi uğraşmayın. Teşekkür ederim. Son 20 senede %85 eridi. Son 20 senede %85 maaşlar eridi. Evet. Yani bunun farkına varmak lazım. Doğru. Onu düzelteyim. Erimedi. TÜİK eliyle çalındı. Bakın bunları söyleyelim. TÜİK size sahte rakamlar vererek sizin cebinizden maaşınızı aldı. Evet, bir şekilde şimdi daha önce 3 maaş ile bir araba alırken en adi arabalardan, Toroslardan falan. Şimdi alamıyorsun, hiçbir şey alamıyorsun. Ev falan unutun, hadi bitti. Daha da kötüye gidilecek. Şimdi önümüzde bir, benim tahminlerim iç savaş var, sonra savaş var, sonra 3. Dünya Savaşı. Savaş dedim, Yunan'la savaş. Yani şu anda iyi durumdayız. İyi gibi, sonra kötü, daha kötü, daha da kötü. Durum bu. Bir iktidar değişikliği istiyor muyuz? İktidar falan, seçim meçim yok artık, bitti o iş. Savaşlar var artık, bitti. İş savaştı savaş. Her şey bitti. İnşallah öyle olmaz. Olacak. Siz nasılsınız? Siz de konuşun.
Buyurun efendim. Nasıl geçiniyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Emekli geçinemiyoruz. Emekli ne kadar geçinir? Hele kiralı olanlar, hiç kimse geçinmiyor. Emekli kaç para alıyor? Geçinemiyoruz. Su, elektrik, para, biz hiç bir şey yemiyoruz. Doğru dürüst tatile gidemiyoruz. Bir yere gezmeye gidemiyoruz. Geçinemiyoruz. Biz iki kişiyiz. Emekliyiz. Hiç geçinemiyoruz. Bu hayat pahalılığı nereye kadar gidecek? Yani günah değil mi insanlara? Hiç mi düşünmüyor Mehmet Şimşek midir nedir? Şimşek gibi geldi düştü. İnsanların durumu kendileri her şey bolluk güzel. Fakire bir şey yok. Ekmek parası kazanamıyor adam. Gelip kuyruklarda kalıyor. Hiç mi görmüyorlar bu büyüklerimiz? Lütfen. Kendileri öyle geçiniyor ama emekli aç. Teşekkür ediyorum. Bir şey söyleyeceğim. Yani bu ülkede kredi kartlarından savunma sanayisi için para çekilmek istendi. Ve 100 binin üzerindeki kartlar için. Ülkede yoksulluk sınırı 71 bin lira. Sen 100 bin liranın üzerinde kart sahibi olan insanları zengin kategorisine koyuyorsun. Nasıl olabilir bu? Nasıl olabilir yani? Bu olacak bir şey mi yani bu? Siz nasılsınız? Ben böyle sinirleniyorum arada bir. Ben şikayetçi bu kadar. Bir emekli aylıkta geçin bakayım. Nasıl geçiniyorsun? Zorlanıyorsun. Evet. Bak hastayım, hastalığına pazara gelmişim. Ucuz neredeyse orada alıp götüreceğim. Nerede? Yani yapacak oraya şey yok. Oraya koşuyoruz. Şey varsa oraya gidiyoruz. Memnun değilim hayatımda. Bunlar gitsin mi iktidardan? Gitsinler tabii, istiyorum tabii. Değişsin artık, yeter ya. Değişsin yani. Nereye kadar? 20 senedir ömrümüzü yediler ya. O şey gibi çektiler, kanımız kalmadı ki. Kansız insanlar, şey, çocuk hep kansız. Okula gidiyor aç. Beslemeleri de yok, aç. Bir tost 50 lira mı 60 lira mı? Yanına bir tane suçu alıyor. Kirada olanlar, hasta olanlar. Nerede geçim? Öldü. Okula gidenler. Torunlarım var, okula gidiyorlar, üniversitede gidiyorlar ama yetişemiyoruz, olmuyor. Oğluma ben yardım edeyim, ben de bir emekliyim, nereye kadar yardım edeceğim? Olmuyor, çok zor, hayat zor. Hangi kanalsınız? Sokak Kedisi YouTube kanalı, oradan izleyebilirsiniz. Teşekkür ediyorum ablam, eklemek istediğim şey. Siz nasılsınız? Biz iyiyiz Allah'a şükür ama iyi de değiliz de iyiyiz yani. Laf olsun diye diyoruz. Yani laf olsun diye iyi diyoruz yani şu olarak. Şimdi ben de açıkçasını söyleyeyim. Ben 2005'te emekli oldum. 2005'ten beri aldığım para bellidir. Yani 17 bin lira, açık söyleyeyim ben bunda şey olarak. Kredi kartım vardı, iptal ettirdim. Burada şunu söyleyeyim açıkçası, ben hiçbir şey beklentim yok. Bu toplanan paraları bize açık ve net söylemedikleri için bir sıkıntımız da oradan var yani. Burada yani hep yandaş peşindeler herkes. Vatandaşı nasıl soyarım? Evet, o şekilde şey yapıyoruz yani. Bir şu şekilde söyleyeyim bir de. Ben emekli aldığım parayı, inanın bak, ben torunuma bir şey alamıyorum. Ve gidiyorum, gittiğim yerde harcarken çekinerek harcıyorum. Şimdi kent lokantasına yemek yemeye gidiyorum. Bu kent lokantasını bile çok gördüler bunlar bize yani. Açıkçası böyle söyleyeyim. Kent lokantasını bile çok gördüler. Beğenmedikleri şeyde kendi yaptıklarını görüyoruz yani. Harcadıklarını görüyoruz. Harcadıkları yerde bir lüzumlu bir şey olup da harcadık da bizden kesilse ben gam yemeyeceğim. Ben emekli olarak bunu da söylüyorum. Ama bizim üstümüze çok gelindiği için, emeklilerin ve asgari ücretin üzerine gelindikleri için genelde ben kızıyorum, söyleniyorum. Her zaman her yerde konuşuyorum bu kelimelerimi ben. Çekinmiyorum hiçbir zaman için, çekinmek de istemiyorum. Çünkü ben haksızlığa dayanan bir insan değilim. Ben babamın mezarının üstüne gitmiyorum, bakın inanın buna. Şey, babamla bile tartıştım, anamla bile tartıştım, kardeşimle bile tartıştım. Ben haksızlığa dayanamıyorum kesinlikle. Ama bu haksızlıklar ülkesindeyiz yani şu anda biz. Haksızlıklar ülkesindeyiz. Yani dayanılacak bir güç yok artık kimsede. Emeklilere ölün diyorlar açıkçası yani. Emeklilere ölün. Hastanelerde görüyoruz. Bak ben dişi yaptıramıyorum mesela. Neden? Para konusundan. Bunu da düşünmek lazım yani. İnsanların üstüne bu kadar gelinilmez yani. Yani geldikleri gibi de bir şey yapamıyorlar. Bizim üstümüze giriyorlar. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. İyiyim. İyi olmaya çalışıyoruz. Ben de bir emekliyim. 60 yaşındayım. Senelerce çalıştım. Ben devletimden bana bedava para versin demiyorum. Evet. Hak ettim. Benden vergisini de aslanlar gibi kestiler. Ve aldığım para 14.500 lira. Evet. Şimdi ben Üsküdar'da oturuyorum. Üsküdar'daki ev kiraları 50 senelik binalar, 20'den aşağı yok. Herkesin evi olma şartı da yok. Evim yok. Çalıştım, çocuklarımı okuttum. Olması da şart değil. Ben 14.5 maaş alırken 20 bin lira kira ödüyorum. Evet.
Buna kimsenin hakkı yok. Bak 60 yaşında yemek yapıyorum. Bir yerde yarım gün çalışıyorum. Üzerine ilave etmeye çalışıyorum. Yani kime ne söyleyeceğimizi şaşırdık. Biz emeklileri, öğrencileri, bu toplumda yaşayan insanları düşünmeleri lazım. Emeklileri sanki dilenciymiş gibi görüyorlar ya. Ben bunu anlamıyorum. Bu insanlar 25 sene önce size para yatırmaya başladı. Niye? Düşünsenize birine 25 senelik bir para emanet ediyorsunuz. Onun değeri 25 sene sonra bu mu olacaktı yani? Ve biz ne yapacağımızı şaşırdık. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Bugün bir iş yerine müracaat etsen yaşın kaç, 60 diyor, almıyor. İş yok. Beyefendi dişini söylüyor. Devlette sıraya girecek, anca çekiyorlar. Başka bir şey yapmıyorlar. Özele gittiğin zaman da 300-400 bin lira. Bu insanlar ne yapacak ya? Ne yapacağız biz ya? Yaşamamızı istemiyorlar mı bizim? Yaşamamızı istemiyorlarsa söylesinler, hayvanlara yapılan gibi versinler zehirleri, öldürsünler bizi. Biraz evvel başka bir kanala konuşayım. Bilemiyorum, ben YouTube'la falan işim yok. Yaşım icabıyla da YouTube'a giremiyorum. Ama bir kanalda gelse kessinler ya. Söyleyeceğim ağzıma geleni. Yeter ya, yeter. Sizin bu söylediklerinizi hiçbir kanal yayınlamaz, ben size söyleyeyim. Niye yayınlamıyorlar? Türkiye'den izlerler. Niye yayınlamıyorlar? İşte bu. Herkeste bir korku, herkeste bir çekinme, herkeste bir şey. Bugün yoksulluk sınırı 71 bin lira olmuş. Bir haneye 71 bin lira para girmiyorsa o hanedeki insanlar yoksul. Ya millet, gençleri düşünüyorum. Çoluğu çocuğu var. Bugün bir peynir alacak 500 lira. O çocuğuna nasıl bakacak? Bu çocuklara nasıl verecekler okulda yiyecekler? Böyle seyrediyorlar. Şu hareketi yapıyorum. Bıktık, bıktık. İmdat, 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 Allah'ın imdat. Kan kurtaran yok mu? Yok. İmdat diyoruz biz de yani, vallahi imdat. Gerçekten imdat. Bu kadar yani pahalılık olmaz.